halkı göstermelik kınamayla, hamasi nutuklarla değil, İsrail ile askeri, ticari, diplomatik tüm ilişkilerin kesilmesiyle desteklenir. İsrail devletinin Filistin'e yönelik başlattığı operasyon ve saldırıları kınamak için Emek ve Demokrasi Platformu, Sol Parti, EMEP, İTİPSEL, İTİBİŞ, TKP, Çağdaş Yaşam, Atatürk Düşünce Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi bileşenleri olarak Filistin halkının yanındayız. Filistin halkı bir kez daha İsrail'in emperyalist, işgalci politikalarının hedefi olmuş, onlarca Filistinli evlerinden zorla çıkarılmak istenmiş, yaşanan saldırılar sonucunda onlarcası ise öldürülmüştür. Filistin sorununun temel nedeni İsrail'in işgalciliğine dayalı olarak Orta Doğu'da üzerinde büyük planların yapıldığı, başta ABD emperyalizmi olmak üzere emperyalist devletlerin ajandasının en önemli başlığını oluşturmuştur. Filistin davasını yürüten sol, sosyalist, seküler örgütlere karşı şirketçi yapılanmalar oluşturularak mücadeleyi bölme girişimleriyle çeşitli İslamcı yapılar türetilmiş ve bu durum Filistin davasını bölüp güçsüzleştirirken İsrail'in çok işine yaramıştır. Öyle ki bütün Filistin, Gazze ve Batı Şeria olarak iki parçaya bölünmüştür. İsrail'in saldırılarına çok daha açık hale getirilmiştir. Filistin halkının yanındayız. Filistin halkının yanındayız. Filistin halkının yanındayız. AKP iktidarı Filistin meselesine pragmatist ve siyasal İslamcı ideoloji penceresinden yaklaşmış, İsrail ile geçmiş iktidarların yürüttüğü geleneksel devlet politikalarını derinleştirerek yürütmeye devam etmiştir. AKP iktidarı Filistin devletinin PKK içinden seçilmiş resmi temsilcileriyle ilişkileri sürdürürken, diğer yandan kendisi gibi dinsel referanslardan hareket eden Hamas'ı da muhatap alarak bugünkü iki yapılı Filistin'in oluşmasına ciddi etkide bulunmuştur. Hamas ile olan ilişkiyle diğer emperyalist merkezler gibi çözümsüzlüğe oynayıp Filistin sorununu çözmeye çalışmaktan ziyade onu Orta Doğu'da söz sahibi olmanın aparatı olarak kullanmıştır. Yaşasın halkların kardeşliği! Yaşasın halkların kardeşliği! Yaşasın halkların kardeşliği! Gelinen noktada Filistin sorunu Orta Doğu'nun çözülemeyen düğümlerden biri olarak dururken, işgalci İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki Filistinlere saldırısı ile yeniden dünyada gündemine oturdu. Sonunda işgalci Siyonist İsrail işi savaş uçakları ile Gazze'ye hava saldırıları yaparak sivilleri, çocukları katletmeye kadar vardırdı. Yüzlerce Filistin'i öldüren, onlara destek veren, herkese saldıran İsrail'in kural tanıma tutumuna karşı dünyadan sadece kınama sesleri yükseldi. ABD ise İsrail'i değil, terörist dediği Filistinli örgütleri kırarak İsrail'i korurken, ABD işbirlikçisi Arap yönetimleri susmuş bir şekilde olayı seyretmektedirler. Siyonist işgale son! Siyonist işgale son! Siyonist işgale son! AKP iktidarı son gelişmelerle birlikte bir yandan İsrail'e askeri ve siyasi işbirliğini yürütürken,
Diğer yandan göstermelik kınamalarla durumu idare etmeyi, kendi tabanındaki geleneksel anti-siyonist tepkiyi kullanarak çözülen tabanını konsolide etmeye çalışıyor. Bu düzenle kavgamız var, herkes duysun, herkes bilsin. Bu düzenle kavgamız var, herkes duysun, herkes bilsin. Yarınlara sözümüz var, sözü olan sona gelsin. Yarınlara sözümüz var, sözü olan sola gelsin. Bir Mayıs kutlaması yapmak isteyen 4-5 kişilik gruplara dahi vahşice saldırmış, gözaltına aldırtmıştı. AKP iktidarının pandemiyi kendi politikalarını derinleştirmek için fırsata çevirdiğinin, kendi yandaşları ile kendisine görmediği toplumsal kesimlere uyguladığı ikili hukukun keyfiyetin bir başka göstericisi olmuştur bu uygulama. Filistin'e özgürlük! Filistin'e özgürlük! Filistin'e özgürlük! İsrail'in İşgal ve ilhak uygulamalarının, emperyalist saldırılarının protesto edilmesi kuşkusuz haklı ve gereklidir. Burada eleştiri konusu olan iktidarın kendisi gibi düşünmeyenleri sokağa yasaklaması, hakları ve özgürlükleri tanımayan baskıcı tutumudur. Sadece kınama ve kendi kitlelerini elçilikler önüne yürütmek ise yeterli değildir. AKP iktidarının asıl yapması gereken İsrail ile her türlü diplomatik, ticari ve askeri ilişkinin kesilmesidir. Ancak bizler biliyoruz ki Filistin halkının özgürleşmesi ancak emperyalizme karşı verilecek mücadeleyle mümkündür. Direnen Filist halkı kazanacak. Direnen Filistin halkı kazanacak. Direnen Filistin halkı kazanacak. Bizler Filistin halkının eşit, özgür bir Filistin'i yaratmak için işgalci, siyanist, İsrail'e ve emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinin yanındayız. Bizler İsrail'in Filistin halkına karşı soykırımı andıran saldırısını kınıyor ve AKP-MHP iktidarını Türkiye'nin İsrail'e olan bütün askeri, ticari, diplomatik ilişkisini kesmesi için gerekli bütün adımları atmaya çağırıyoruz. Türkiye'nin Filistin halkının yanındayız. Yasacın hakları kardeşliği, Siyonist işgale son, Filistin'e özgürlük, direnen Filistin halkı kazanacak. Emek Demokrasi Platformu adına Suat Sancı. Filistin halkı yalnız değildi. Filistin halkı yalnız değildi. Filistin halkı yalnız değildi. Düzenle kavgamız var, herkes duysun, herkes bilsin. Bu düzenle kavgamız var, herkes duysun, herkes bilsin. Yarınlara sözümüz var, sözü olan sola gelsin. Yarınlara sözümüz var, sözü olan sola gelsin.